Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Bazen sertleşme ile ilgili sıkıntınız olur, doktora gidersiniz ve doktor der ki senin sorunun psikolojik kardeşim. Sen beceriksel terapiste git der. Ben sana fizyolojik bir tedavi uygulama yapmama gerek yok diyebilir. İşte bu durumlara biz hani fizyolojik olarak sertleşme bozukluğu sayılmayan sertleşme bozukluğu diyoruz. Kitapta da bu başlık altında şeyini verdim. Şimdi burada konu tabii bunun da tedavi edilmesi lazım. Yani biraz sonra bahsedeceklerim konularının da tedavi edilmesi lazım ama fizyolojik olarak işte şok dalgasıdır, PRF'dir, ilaçtır. Bunlara ihtiyacımız yok. Bunları yapmamamız gerekiyor. Her zaman şunu diyorum. Haz eşittir sertleşme. Şimdi organlarımızı biz yönetemeyiz. Yani organlarımız üzerinde bir hakimiyetimiz yok. Mesela böbreğinize şöyle diyemezsin. İşte bugün az idrar yap. İşte yola gideceğim. Sen az yap. Yarın yolda olmayacağım. Normal hayatıma döneceğim. Sen o zaman çok idrar yaparsın diyemezsin. Penis de böyle. Penisime hükmedemiyorum diye bir videomuz vardı. Orayı izlerseniz daha net anlayabilirsiniz. Her organın neden sonuç ilişkisiyle çalışır her organ. Penis de hazla çalışır. Haz alırsanız sertliğiniz olur. Haz yerine endişe, kaygı ya da başka herhangi bir şey koyarsanız sertleşmeniz olmayacaktır. Şimdi sertleşme bozukluğu tanımında ne var? Sertlik olması, olmaması cinsel tatmin için ama burada tutarlı ve tekrarlayan yetersizlikler olması. Bakın bu çok çok önemli. Tutarlı ve tekrarlayan. Yani her şartta, her koşulda, her kişiyle sertleşmenin aynı derecede olması bizim için önemli. Eğer böyle bir durum yoksa fizyolojik tedaviye de ihtiyaç yok. İşin ana fikri bu. Bakalım. Birincisi derler ki hocam ilişkide, birinci ilişkide benim bir sorunum yok. İkinci ilişkide sorun var. Bu aslında genelde sertleşme bozukluğum var diye gelirler. Aslında bakın biraz sonra bahsedeceğim. Altta çok daha başka bir sebep var. İkinci, üçüncü ilişkide sorun var derler. Tamam, birinci ilişkiyi yapar, sertlik tam. İkinci ilişkide sertleşme sorunu olur. Buradaki kendi kendimize eğer böyle bir sorunuz varsa sormanız gereken soru şu. Neden çok iyi ilişki istiyorum? Yani birden fazla istiyorum. Tamam, isteğiniz fazla olabilir. İsteğiniz fazla olabilir ama partner uyumu var mı acaba? Yani partnerinize istiyor mu? Ortam uygun mu? Zaman uygun mu? Yani bir takım fanteziler yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz vesaire gibi bunu sorgulamanız lazım. İkincisi de erken boşalma ki en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Erken boşalan hastalar ilk başlarda, daha sonra bu değişebilir ama genellikle ilk başlarda ikinci, üçüncü ilişki isterler. Neden? Çünkü kendisi de yeterince haz alamamıştır kısa süre. Partneri de alamamıştır. Hemen 2'yi, 3'ü, 4'e, 5'e gideyim derler. Ama tabii bu sürdürülebilir bir şey değil. Bir süre sonra özellikle aynı kişiyle hep aynı eylemi yapmaya başlarsanız bir süre sonra 2, 3 çok zor olacaktır. Bu da tedavi edilmesi gereken durum, dikkat ederseniz sertleşme bozukluğu değil, erken boşalma ya da partner uyumu. Bir diğer çok sık karşılaştığımız durum, mastürbasyonda sertlik sorunu yok ama ilişkide sertlik sorunu var. Eğer böyle bir durum varsa tabii o anda ilişkiyi sorgulamak lazım. Mesela hayatınızda ilk defa ilişkiye giriyorsanız bu olabilir. Endişeden, kaygıdan, işte hani heyecandan vesaireden olabilir. Ya da uygun zaman yer partner olmayabilir. Bu da olabilir. Ama en önemli soracağınız soru ben nasıl mastürbasyon yapıyorum? Çünkü mastürbasyonunuz eğer ilişkiye uygun olmazsa ki buna travmatik mastürbasyon denir. Bunun ilişkideki karşılığında da travmatik mastürbasyon sendromu denir. Eğer siz ilişkiye uygun mastürbasyon yapmazsanız o zaman ilişkide %60 oranında, bu da bizim yaptığımız bilimsel çalışmadan çıkan sonuç, %60 oranında sertleşme sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Tabii ki bu durumunda davranışsal tedavisi gerekir. Bakın burada da fizyolojik tedaviye gerek yok. Bir davranışsal tedavi, mastürbasyonu düzeltilip ilişkiye uygun olarak yapılıp sonra da ilişki hayatına kişinin devam etmesi gerekir. Bir diğer durum partnerler arası fark. Yani bazen olur işte eşi vardır bir de dışarıya gider. Eşimle her şey yolunda ama dışarıda olmuyor ya da tersi olabilir. Böyle bir durum olduğu zaman da yine tabii ki hani birlikte olduğunuz partneri sorgulamak çok önemli. Mesela eşiniz olmuyorsa, yani eşinizde bir takım sorunları olabilir cinsel anlamda ya da sosyal anlamda, bunları sorgulayabilirsiniz. Değer yargıları burada çok önemli. Özellikle ülkemizde inançlar çok önemli. Çünkü hani bir şekilde evlisiniz ya da bir başkası birlikte oldunuz. Orada zina yaptım algısı vesaire, günah işledim algısı. Bunlar hep sertlik sorunlarına da neden olan şeyler. Ne dedim? Haz yerine
tamamen başka bir şey koyarsanız o zaman zaten sertliğiniz olmayacak demektir. Bir diğer durum vajina ağzında, tam vajina ağzında sertlik kaybı. Yani her şey normal. Kişi mastürbasyonda vesaire her şeyde ilişkisi normal. Tam geliyor tam vajinaya girecekken sertleşme kaybı oluyor. Bu da ciddi bir sorun. Çok detaylı bahsetmeyeceğim. Bununla ilgili hem Şahin Bey ile yaptığımız bir video vardı. Hem ben kendim de video yapmıştım. Onları izleyebilirsiniz ama yani konu sadece vajina ağzında sertlik kaybıysa o zaman bunun bir sebebi vardır. Bunu da cinsel terapiste çözmek lazım. Bu da fizyolojik durumla yani fizyolojik tedaviyle ya da başka bir şeyle çözülmesi zor. Bir de ani başlayan sertleşme sorunu var. O nedir? Yani dün akşam her şey yolunda, bugün işe girdiniz, olmuyor. Partner de değişmedi, ortam da değişmedi ama olmuyor. Yani bu durumda da eğer bir kaza, bir ameliyat ya da başka bir problem yoksa, tabii ki bir ameliyat oldu, mesela bel ameliyatı olduğunuz sıkıntılı geçti. Ameliyattan sonra sertlik sorunlarınız oldu ya da işte bir kaza geçirdiniz, kazadan sonra travmaya bağlı, bunlar olabilir. Onlardan bahsetmiyorum. Burada konu hiçbir şey olmadı, hayatınız normal devam ediyor. Bir gece içerisinde olan bir böyle evli bir şeyimiz vardı. Yeni evli çiftimiz vardı. Adam iki gün önce işte bekarlığa veda partisi yapmış. O 10 numara evlenir evlenmez sertleşme bozukluğu oluyor. Yani orada da şöyle bir şey çıkmıştı cinsel terapide. İşte çok 13-14 yaşlarındayken işte kız arkadaşı ablası yıkarken böyle vurmuş. O an demiş bu çok küçücük ufacık bir şey demiş. Bir işe yaramaz bu. Özellikle evlenince hiç işe yaramayacak demiş. Böyle bir şey olmuş. Hipnoz olmuş. Dolayısıyla bu çözüldü. Çözüldü mü? Çözülüyor. Ama şunu unutmayın. Tabii size böyle olacak diye bir şey yok ama örnek verdim. Ani başlayan sertleşme sorunlarında mutlaka altta yatan ruhsal sebebi araştırmak lazım. Çünkü herhangi bir dediğim gibi travma olmadığı zaman bir organ durup durup bozulmaz. Yani geceden sabaha böbreğiniz bozulmaz. Eğer bir sorununuz yoksa. Bu tip sorunlarınız varsa fizyolojik olarak tedaviye ihtiyacınız yok. Bence bir üroloğa da gitmeye ihtiyacınız yok. Bir cinsel terapistle konuşabilirsiniz. Ya da travmatik mastürbasyonla ilgili bir sorununuz varsa mesela bununla ilgili davranış tedavisi alabilirsiniz vesaire. Ya buradaki durumların çoğunu aslında hani herhangi bir doktora gitmeden de kendiniz de fark edip çözebilirsiniz. Önemli olan farkında olmanız. Teşekkür ederim.